Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivrizekalı. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. İlk buluşum tamirat işleriyle uğraşan kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Evde bir şey yapılacaksa, kesilecekse, tamir edilecekse bunların hepsini ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Fakat geçenlerde bir mermer kesecektim. Yahu bir baktım kafamı koruyacak bir şey yok. Maazallah suratıma bir şey fırlasa bu güzelim bebek yüz olacak yaralı yüz. Dedim ki İskender, sen öyle bir şey yap ki suratını korusun, rahatça tamiratını keseceğin şeyi yap. Ben de şöyle bir şey geliştirdim, hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 10 litrelik su şişesini şöyle kafama göre kestim. Siz de kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben bu kendi kafama göre olduğu için 10 litre aldım. He, senin kafan küçüktür, 5 litre. Ben diyelim tamirata geçtim. Şöyle hazırladım düzeneğimi. Hemen kafama bunu takıyorum. Şu şekilde keseceğim, biçeceğim ne varsa rahatça yapıyorum. Bak, bızz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 z
sivri zeka. Ve sıra geldi ikinci buluşuma. İkinci buluşum öğrenci kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Özellikle sınav haftanız varsa, finaliniz, vizeniz, gecenizi gündüzünüze katıp çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Gece 4'e kadar çalış, sabah 6'da kalk, okula git. Yahu siz de insan olarak 3-5 dakika uyuyup uykunuzu almak istiyorsunuz. Ben de size şöyle bir şey geliştirdim. Hemen göstereceğim. Bir balon. Bazı seslerde uyuyorum. Aman hocam, canım hocam, İskender hocam. Bu balonla ne yapacaksın? Söyle bize hocam. Hemen göstereyim. Okaner, bir gelsene şöyle. Bir gel yanıma kardeşim. Evvelinde arkadaşlarınızdan 2 tane mont istiyorsunuz. Okaner at bir. Sağ ol. At. Yavaş evladım, yavaş. Yavaş. Bunu şu şekilde astım. Bunlar da hoodie. Bunlar da çok moda. Herkes giyiyor. Kapşonlu diyen de var buna. Bu arada arkadaşlar, montlar mutlaka kapşonlu olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Şöyle şu kolu geçireyim. Şuradan da şu kolu geçiriyorum. Şimdi şunları da bir güzel şöyle bir bağlayayım. Şöyle dursunlar. Bu balonu kafa yerine yerleştiriyorum şöyle. Dur evladım, dur canım. İşte gördüğünüz gibi arkasına yaslanmış, dersi dinleyen bir arkadaşmış gibi gözüküyor. Ben şimdi hemen bir oturayım. Gerçi sandalye bana biraz ufak, ben biraz genişim. Şöyle yatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle 3-5 dakika kestirip sonradan kalkıp dönüp dersimi güzelce izleye dinleyebilirim kardeşim. Ben İskender Sivrizekan. Ve sıra geldi son buluşuma. Son buluşum plastik çatalların kırılmasından muzdarip olan kişileri ilgilendiriyor arkadaşlar. Evde, iş yerinde canınız dışarıdan bir yemek çekiyor, sipariş veriyorsunuz. Yahu yemek bir geldi, tam çatalı böyle takıyorsunuz köftenin yemeğin içine, çat diye bir ses. Plastik çatal kırıldı gitti. Ya dedim İskender, sen öyle bir şey yap ki şu çatal kırılmadan adam akıllı güzelce yemeğini ye. Ben şöyle bir şey yaptım, hemen gösteriyorum. Biliyorsunuz plastik çatalların yanında şöyle plastik bıçaklar da geliyor arkadaşlar. Ben de şu şekilde kürdanları, her zaman yanımda taşıdığım kürdanları lastik yardımıyla şuraya güzelce bir sıkladım. Hemen peynirimden şöyle alıyorum. Ağzıma hop at götür ya. Domates mi? At ağzına gitsin. Oh, biraz daha şöyle peynir alayım. Domatesten de götür isyanlarına. Gördüğünüz gibi plastik çatalım kırıldı. Ah ne yapacağım, vah ne yapacağım demeden kürdanlar sayesinde kolayca yemeğimi yiyorum arkadaşlar. Ben İskender Sivrizeka. Bugün sizlere 3 tane birbirinden güzel buluş gösterdim. Umarım 3'ü de işinize yarar. Bu arada arkadaşlar, buraya da tıklayarak teyzeler sushi tatmış. Çok keyifli bir video. İzlerseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.